Annem. Bak bak bak. Ne hale getirdiler çocuklarımızı. Ah, dondu. Eşyalarımıza bakın ya. Annem. Annem. Ah, annem ağla, annem ağla. Bak. Bak bak, öbür doğdu. Yaptı. Şu halimize bak. Mehmet Ali Uludağ 1996 yılında liseyi bitirdikten sonra astsubay olan abisi tarafından Hizmet Hareketi'nin dershanesine kaydoldu. Bundan sadece 2 hafta sonra abisi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşecekti. Büyük bir acı yaşayan Mehmet Ali Uludağ tam 8 yıl sonra daha sonra eşi olacak Esma'nın ısrarıyla üniversiteyi kazanacaktı. Esma Uludağ ise dereceyle bitirdiği üniversitenin hemen ardından yüksek lisans hayallerini başörtüsü nedeniyle ertelemek zorunda kalacaktı. 1996 yılında, Uşaklıyım kendim, 1996 yılında liseden mezun oldum. Mezun olduktan sonra işte abim vardı, bir tane astsubaydı kendisi. O beni işte şey falan işte dershaneye vesaire kaydım yaptırdı. İşte çek bitti o. Daha sonra 2 hafta sonra da işte şehadet haberini aldık. Tabii o anda aile perişan oldu. Hatta yani tüm işte asker Ekran, Erkan falan dedi ki yani işte yani çok işte kahramanca işte Tunceli bölge sorumlusuymuş çatışmaya geldiği kişi. Ve şehit oluyor. İşte bizi aldılar artık şeyden, yanlarına aldık. Çünkü onların yanına kalmıyordum ben. Uşak merkezde, ben köyde yaşadığımız için Uşak merkezde kalıyordum. Daha sonra bir ara verdik işte eğitim hayatımıza. Biz 8 yıl, tabii şimdi bazı işte çürük vesaire bir şeyler alıyorlar. Vatan millet sevdası diye. Ancak bu dönemde öyle bir imkanım olmasına rağmen muafiyet gibi bir askerlikten onu kullanmadım, kullanmak istemiyorum. Dün ben dün vatan hizmetimi, göğsümü gere gere, şerefimle, namusumla yerine getiririm diye düşündüm. Gittim askere, 18 ay yaptım. Daha sonra işte askerlik vazifesi bittikten sonra tekrar şey Uşak'a döndüm. Tabii içimde bir uhde kalmıştı. Okul uhdesi, o eğitim uhdesi. Yani çok seviyordum. Tabii o dönemlerde de işte Esma Hanım'a gelelim yavaş yavaş. Abim 97 yılında evlendi. Tabii Esma Hanım da yengemin en küçük kız kardeşi. O dönemlerde işte liseye falan gidiyordu o. Hatırlıyorduk yani. Daha sonra onun da çok desteği oldu yani. Okumam hususunda. O da çok seviyordu okumayı. Zaten o zamanlardan şeydi. Çünkü görüşüyoruz ailece, şey yapıyoruz. Çok destek oldu. Yani ya okuman lazım. Bak sen işte şey oldu. Bak başından çok kötü şeyler geçti ama mutlaka okuman lazım falan gibisinden çok çok teşvik etti. Ve ben 8 yıl aradan sonra hazırlandım kendim. İşte iyice kapandım. Tabii istediğim puanı alamadım sınavda, beklediğim puanı. Ama İzmir, işte Ege Üniversitesi coğrafya bölümünü kazandık. Çok mutlu oldu o günleri hatırlıyorum. Havalara hoşmuştu ya, çok iyi işte İzmir'e geliyorsun filan. Esma Hanım'la işte 07.07.07 tarihinde evlendik. Elhamdülillah. Tabii bir taraftan okul vardı. Bir taraftan bu arada KPSS sınavına da girmiştim o yıl. İşte Konak Belediyesi'ydi. O dönem tek belediye vardı. Konak Belediyesi'nde işe başladım. Zabıt olarak. Zabıt memuru. Daha sonra evlendik. O dershanede öğretmenlik yapıyordu. İzmir'de, Hizmet Hareketi'ne ait dershanede. Daha sonra işte oğlumuz dünyaya geldi. 2008 yılında. Veli Sait. Ama tabii bir taraftan da Esma Hanım 9 Eylül Üniversitesi'nde okudu fizik bölümünde. Orayı da işte çok çalışmıyordu ama şeyde 4. olarak falan bitirdi bölümünü. Daha sonra yüksek lisansını yaptı. Hatta Veli Sait'e işte hamileydi. Yüksek lisans mülakatlarına girdi. Ege'de şey yapmadılar, kabul etmediler. Tabii o dönemde başörtüsünde ciddi sıkıntılar yapabiliyorlardı. Sonra işte Manisa'da Cihabay Üniversitesi'nde yaptı. Şey sevdası bitmedi onda. Okuyor ama yani yerinde duramayan birisi. Öğrencileri vardı mesela yani. İşte rehberlik yaptığı öğrencileri vardı o dönemde. Ya çok, o kadar bağlılardı ki birbirine yani. Onu çok seviyorlardı. Çok cana yakındı. Yani her işini samimi yapıyordu.
ve daha fazla ne yapabilirim diyordu yani. Sonra KPSS sınavına girdi. Manisa Valiliğine memur olarak başladı. Daha sonra kendi ilçem olan Karabağlar ilçesine şey olarak nakil yaptırdık. Ben de orada çalıştığım için. Daha sonra tabii 2009'da belediyeler bölündü. Karabağlar Konak diye. Biz de kendi evimize yakın olan yerde ben de o tarafa geçmiştim. Esma Uludağ, üniversite sonrası önce Manisa Valiliğinde, sonra da İzmir Karabağlar Kaymakamlığında memur olarak işe başladı. Kısa sürede mali idareler şefi olacaktı. Bir taraftan işiyle, diğer taraftan ailesiyle ilgilenirken içindeki okuma aşkı da hiç bitmiyordu. Yeniden üniversite okumaya karar verecekti. Daha sonra tabii şey bitmedi. Yani Esma Hanım işinde çok başarılı, şef oldu orada. İşte mali idareler şefi. Çok güzel. İşte kaymakamlar falan çok yani seviyorlar kendisini. Çok başarılı. Tabii adalet bölümünde okuyor. İşte İzmir'de bir üniversiteye yaptı. Burslu olarak kazandı orayı. %100 burslu. İşte hazırlığı okumadı çünkü İngilizcesi de çok iyiydi. Ardında tabii ona çok basit geldi adalet bölümü. İşte şey yaptı, işte bölüm birincisi olarak hem çalışıyor. Şimdi bu arada kızımız da doğdu Müşerref Zümra. İki tane çocuğumuz var. O arada da işte memuriyet, okul, çocuklar. Kendi evimizdeyiz. Evin işleri o yapıyor. Ve bakıyorum geceleri kalkıyorum bakıyorum 2'de 3'te ders çalışıyor. 17-25 Aralık sonrası yaşanan hukuksuzlukların ilk kurbanlarından da Uludağ ailesi. Esma Uludağ çocuğunu Yamanlar Koleji'ne gönderdiği için Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç'un hedefi oldu. İlginçtir ki son yerel seçimlerde AKP'den aday olmak için kaymakamlıktan istifa eden Tunç'un da çocuğu Yamanlar Koleji'ne gidiyordu. O dönemde ondan sonra 17-25 Aralık tabii cereyan etti. Fişleme meseleler. Zaten tabii bizim çocuk Veli Sait şeye gidiyor. Bozdaki Yamanlar Koleji'ne. Kızımız da anaokuluna gidiyor. Hatta o dönem şey işte kaymakamlıkta çalışıyor Esma Hanım da. Kaymakamın çocuğu da aslında şeye gidiyor. O bizim oğlanın okuluna gidiyor. İşin ilginci. Mesela kaymakamın oğlu mezun oldu oradan. Daha sonra şeye gelince bizim çocuklar okula gittiği için soruşturma açtı. Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç galiba. Yani zulmetti. Yani Esma Hanım'a o dönemlerde okula gidiyordu. Yani o baskılar sonucunda vücudunda bir şeyler, döküntüler meydana geldi. Ve o döküntülerden sonra işte iştirak da almazdı. Bir taraftan okulu devam ediyor. Rapor aldı. 2 gün rapor verdi doktor. Kaymakam şoförüyle korumasını gönderdi eve. Gerçekten hasta mı değil mi diye. Yani bizim gizleyecek saklayacağımız hiçbir şeyimiz yoktu yani. Çünkü biz doğru insanlarla beraberdik yani. Yani yasa dışı veya şeye, yüz kızartıcı şey yapmadık. 20 Nisan 2015'te saatler 6'yı gösterirken Uludağ ailesinin evine polisler geldi. Esma Uludağ günler önce kundaktaki bebeğini kaybeden ablasına destek olmak için onun yanındaydı. Mehmet Ali Uludağ eşinin evde olmadığını söyleyince polisler adeta çılgına döndü. Mahkeme salonundaysa Kaç İsmail Kaç vakası yaşanacaktı. Hakime hukuk dersi veren Esma Uludağ, yukarıdan talimatla demir parmaklıklar ardına gönderilen isimlerden biri olacaktı. 17-25 Aralık sonrası 20 Nisan 2015 bir gün sabaha karşı kapımız çaldı. Tabii acayip bir şey. O günde şeydik, 3 ayların başlangıcıydı. Ben de işte yani niyetlendik işte şeye, oruca niyetlendim, yattım. Esma Hanım da yeni işte kız kardeşinin çocuğu vefat etmişti. O kız kardeşiyle ilgileniyordu. Onunla sürekli çünkü psikolojik olarak çökmüştü şey. Kız kardeşi 10 aylık bir çocuğu yataktan düştü. Ablasının çocuğunu yatırıyorlar yatağa. Sonra işte yarım saat bir saat sonra bir bakıyorlar ki çocuk işte komodinle şeyin arasına sıkışmış. Tabii panik halinde annesi babası çok şey. Esma Hanım bir görüyor şey işte ağlamayı. Hiç dokunamıyorlar çocuğa onlar. Esma Hanım aldığı gibi çocuğu kucaklıyor. Hiç ayakkabı mayakkabı giymeden doğru fırlıyor. İşte bizim eski İzmir Caddesi vardır Bozyaka'da. Oraya çıkıyor. İlk gelen arabayı durduruyor. Hemen biniyor arabaya. Ondan sonra doğru şeye. Hastaneye. İşte o çocuk 10 gün falan yoğun bakımda kaldı. İşte daha sonra vefat etti. Kapımız 6'da. Güm güm çaldı. Ben Veli Sait'le oğlumla beraberdim. O okula gidiyordu.
Annesi de işte kız kardeşini şey yapıyordu, onlarla beraber şey yapıyordu. İşte dediler ki, işte Esma oldu daha dediler. Ne oldu dedim. Dedi ki işte gözaltı kararı var. Ne gözaltısı, ne diyorsunuz dedim. Ya biz bilmiyoruz işte dediler şey. Dedim, 7 tane polis. Yani çok da iyi niyetli değillerdi. Allah'tan şey, yani şey yoktu. Arama kararı yoktu evin. Sadece gözaltına alma kararı vardı. Esma dedim yok. Ya bir tane işte başındaki adam artık bir çok böyle artist böyle acayip hareketler. Nasıl yok, nasıl olmaz, işte saklıyorsun, çabuk bul onu bilmem. Ya kardeşim yok diyorum yani, yalan söylemiyorum ben. Ben devlet memuruyum dedim ya, sizin gibi bak devlet memuruyum ben de. Ben de belediyenin kolluk kuvvetiyim. Yani bakın dedim yani biz sürekli beraber çalıştığımız insanlarız bakın yani. Ya işte ben de arama işte kararını çıkartacağım bilmem vesaire. Çok böyle bağırarak tabii. Tabi bir de komşularımız da var. Resmen bizi rezil etmek için de yapıyor. Biraz yani bir şov yapıyor diye adam. Bir dakika, bir tane bayan getirmişler gelirken. Hanımefendi dedim yani buyurur musunuz içeri dedim. Bir bakar mısınız dedim, arayabilir misiniz? Arama kararı yok. Şaşırdı bunlar. Birbirine bakıyorlar. Yapacakları şaşırdı. Böyle bir şey beklemiyorlar. Ya kardeşim lütfen dedim ya. İşte hanımefendi polis hanımefendiyle geldi. Baktık böyle şey yaptık. Oğlumuz uyuyordu, şey yapıyordu. Ondan sonra çektiler gittiler. Tabi babasının evine gitmişler, iş yerine gitmişler vesaire. Ya dedim konu ne? Konu ne? Ben ona göre şey yapayım. Tabi hukukçular da o dönemde cereyan etmeye başlamışlar. İşte polisler gece yarısılarında şeyler 17-25 Aralık operasyon yapan polisler gözaltına alınmışlardı. Dedim ki yani siz bana söyleyin. Nereye gelecekse ben avukatımla beraber gidelim biz. İşte Ankara dediler. Tamam, okey. Konuyu da söylemiyorlar. İşte aldılar götürdüler. O dönemde 40 kişiyi gözaltına aldılar. 17 kişiyi tutukladılar. 40 kişiyi serbest bıraktılar. Ve gazetelere de 17-25 intikamı diye geçti. Gittik biz Ankara'ya avukatımızla beraber. İşte gözaltına aldılar. Bekliyorlar oradaki insanlarla. Ondan sonra 24 Nisan'da işte sabaha karşı şey verecekler. Karar verecekler. İşte bir ses duyduk. Dedi ki Esma Hanım'ın sesiydi. İşte bağırıyordu. Hatırlarsınız kaç İsmail kaç vakası vardı. Aynı orada o vaka yaşandı. Dedi bu hukuksuz dedi yani bu yaptığınız dedi. Hakimi etkilemedir dedi. Şey yapamazsınız falan derken tabii karar verdiler. İşte tutuklanmasına karar verdiler Esma Hanım. Çünkü Esma Hanım ben tahmin ediyordum. Çünkü çok dik konuşuyordu. Yani hiç kimseden şey yoktu yani. Yok beni tutuklayacaklar mı? Yok ya. Şeref diyordu. Dedi gel bir fotoğraf çektirelim dedi. O fotoğraf nerede bilmiyorum. Yanımdaki polis tabii dedi ki ya bak ya dedi bir de fotoğraf çektirdi. Bu arada diğer 17 kişiye tutuklamasına karar verildi. 17 kişinin 16'sını götürüyorlar polisler. Biz de selfie yapıyoruz. Beraber fotoğraf çektiriyoruz. Döndü polise. Ne var dedi. Benim eşim değil mi dedi. Fotoğraf çektiremez miyim eşim dedi. Kadın tabii beklemiyor ya. Herkes böyle şey. Kadın ses çıkaramadı. Ben de avukata döndüm. Tabii kalabalık polisler mesela. Dedim yani hırsız olup sarayda yaşayacağınız dedim. Mazlum olsun zindanda kalsın. Hocam dedim yani. Tabii biraz bağırarak yüksek sesle yaptık. Tabii bu kadar değildi yani şey. Yani şu anda böyle bir şey imkanı yok yani. Yani söyleyebilirsin de tabii içeri girersin. En az 6 yıl 3 ay. Sadece bu söz bile yeter içeri girmeye. İşte ardından hemen ziyarete gittim Sincan'da. Gözaltından sonra. Tabii içeri giriyor. Tabii kötü bir muameleye maruz kalmış orada ilk girişte. Ama tabii bu sefer polis teslim ederken şeye, Sincan cezaevine kendi ifadesiyle Esma Hanım yani buna iyi bir muamele edin demiş gardiyana. İşte artık bayağı çok şeyler yapmışlar. Mutlak aramadan tutun da yani taciz etmeye kadar bayan şeyler yani hepsini yapmışlar. Sözlü taciz, bir de elle taciz var şeyde. Bayan gardiyan yapmış. İçeride çok güzel keyfiyet yaptı. İşte o dönemde Ahmet Buzkuş'un Çift Çekirdek diye bir programı vardı. O şeyi haftada iki gün onu dinliyorlardı. Tabi o zamanlar Allah'a şükür olsun şey vardı. İşte radyomuz vesairemiz. O zaman çökmemişlerdi henüz. Sürekli ibadete geçiriyordu. O hemen hemen yani şey olduğu sürece sürekli oruçlu geçirdi şeyini, o günlerini. 64 gün kaldı içeriden. 64 gün boyunca da işte her hafta gittik. Gülüyordu hep.
Çok şeydi, pozitifti. Vardı bunda bir hayır diyordu. Öğretmen Ayşen Aybayrak hem cezaevinde hem de Yunanistan'da Esma Uludağ'ın kader arkadaşıydı. Ona göre Esma'nın en dikkat çeken özelliği idealist ve boyun eğmeyen bir kadın olmasıydı. Parmaklıklar arkasındayken bile ne kadar hayat dolu olduğuna vurgu yapıyordu. İçerideyken benim onunla alakalı en çok dikkatimi çeken şey eğitim aşkıydı. Girdiğimizde zannedersem final sınavları olacaktı herhalde. Adalet Meslek Yüksekokulu'nda okuyormuş ve sınavlarım var benim dedi. Yönetime bunu önce anlatmaya çalıştı. Birkaç gün boyunca bunun mücadelesini verdi. Sınavlarım var ve sınavlarıma girmeliyim. Ben şaşırıyorum duruma. Diğer arkadaşlar da tabii bilmiyorlar. Peşinden eğitim birimiyle görüştü. İşte üniversiteyle yazışmaları başladı. Eşi arıyor, daha yeni içeriye girmiş bir insan. Olayın şoku ama Esma'cığımın kafasında sadece okulu var ve sınavlarıma girmeliyim. Ben çok emek verdim. Mutlaka finallerime de girmeliyim diye. Sevgi dolu bir insandı. O kadar hayat dolu, o kadar neşeli, o kadar kendiyle mutlu. Elindekilerle son noktasına kadar mutlu olabilen ve onları rentable değerlendirebilen bir insandı. Böyle hemen boyun eğmeyen bir yönü var. Zaten mücadeleci ruhu bence oradan da geliyordu. Yaptıkları her tavra mutlaka o anda tepkisini koyuyordu, tahammül edemiyordu. Onuruna yediremiyordu yani. Çünkü onurlu bir insandan beklenen davranış. İdealleri çok büyüktü gerçekten. Avukat olmayı istiyordu bu dönem itibariyle. Bunca haksızlıkları görüp zaten ondan sonra niyetlenmiş, olmaz böyle diye mutlaka ben savunmalıyım, bu hukuksuzluklar karşısında durmalıyım diye avukat olmayı istiyordu. Ve hep şeyin hayalindeydi, günün birinde şuradan kapı açılacak ve ismimiz okunarak tahliye diye bağırılacak diyordu. Bunları söyleyen bir insandı ve benim tahliye haberimi de vermek ona nasip oldu. Dışarıdayken telefon görüşmesinde duyuyor ve içeri gelip bana bağırdı yani kapıdan ve hocam tahliye diye inletti bütün koğuşu. Beni Sait bir gün cezaevine girerken çiçek aldı. Çiçek alma özelliği ailece varmış. Çocuk oradan görerek herhalde annesine çiçek almış derken koparmış yani. Yerden, çimenlerden koparıyor. Görevli içeri sokmuyor. Ama çocuk o kadar çok ağlıyor, o kadar çok ağlıyor ki anlatamam içeride. Anne sana çiçek aldım. Çiçek koparttım ama içeri sokmadılar. İnanın o görevli jandarma içeriden, dışarıdan içeri kadar geliyorlar bizimle birlikte ya. Pardon, ziyaretçilerle birlikte. Ve o görevlinin yanına gitti ve dedi ki ona, abisi o çiçekleri sokmasına ne için izin vermedin? Onu orada onu açıklattırdı. Çocuğunun orada gönlünü yaptı ve oradaki jandarma da dedi ki evet, bu kural olduğu için, yoksa ben başka türlü, hani benim şahsıma kalan bir şey değildi, kural olduğu için sokmadım dedi. Yani böyle bir insandı, hani hiçbir şey onun için önemsiz değildi, her şey çok önemliydi. Şiir yazıyordu, sürekli günlük tutuyordu, hiçbir anını unutmak istemiyorum bugünlerin diyordu. Onun için hiçbir zaman içeri girme meselesi bir utanç kaynağı olmadı yani. Elhamdülillah, hani birçok insan zaten öyle. Ama onun için bunun yanı sıra gurur kaynağı oldu. Ben kesinlikle suçlu değilim. Bu bir cadı avı şeklinde ifade ediyordu ve kendisi için bir gurur kaynağı, onur kaynağı oldu. Çıktı. Tabii kaymakam işe başlatmadı. Malum kaymakam. Ondan sonra açığı aldı. Ondan sonra eğitim hayatı devam etti. Tabii şeylerini iyice arttırdı. İşte 3.90 civarında bir not ortalamasıyla mezun oldu adalet bölümünde. Bir şey, mezuniyet töreni vardı okulda. Bayağı 1000 kişi civarında bir katılım olmuştu. Şimdi herkes konuşma yaptı. Sıra Esma Hanım'a geldi. Tabii içeri girdikten sonraki hayat şeyi bambaşkaydı. Artık dedi yani, ben dedi bu hukuk fakültesini okumam gerekiyor. Yani bu hukukçulara dur demem lazım. Elimden ne gelirse. O gün o toplantıda işte şey yaptı, herkes normal, işte herkes alkış. Esma Hanım bir çıktı kürsüye. Yani ilk başlangıç cümlesiyle
Herkes dikkatini çekti işte. Ben dedi, üç çocuklu bir anneyim dedi. O zaman da Ceyda doğmuştu. Ve dedi, işte biraz yaşadığı hususları anlattı. Herkes yani abartsız hüngür hüngür ağladı. Posta gazetesinde, yani ulusal anlamda yerelde de değil yani Sözcü gazetesine çıktı. Hürriyet gazetesine çıktı. İşte Ege'nin gazete Yeni Asır'da vesairede. O dönemde hep üç çocukla üçüncü diploma. İşte Esma Ulu da hem anne hem memur hem de dereceli öğrenci diye tüm ulusal medyada çıktı. Ondan sonra hukuk fakültesini kazandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde. 2016'ya gelindiğinde Mehmet Ali Ulu da önce açığa alındı, ardından da memurluktan ihraç edildi. Suçlamalarsa hukuksuzluğun geldiği boyutu gözler önüne seriyordu. Çocuğunu hizmet hareketinin okuluna göndermek, şifa hastanesinde tedavi olmak ve Bankasya'daki hesabında 293 lira 28 kuruş bulundurmak. Uludağ ailesinin bankadaki bu parayla ilgili de şüpheleri vardı. Mehmet Ali Ulu da biz bankaya böyle bir para yatırmadık diyordu. Ben açığa alındım. Ben açığa alındım. Ardından işte ihraç ettiler. İşte suçlamalar neydi? İşte çocuğumuz okula gitmesi. Ardından işte hastaneye gitmemiz, şifa hastanesine. Bizim belediyedeki müfettişler geldi yani. Dedim vallahi hastaneye gittim dedim. Yani üstüne üstlük akrabalarıma, tanıdıklarıma da tavsiye ettim dedim. İzmir'de dedim, bu kalitede bir hastane başka var mı dedim, sordum. Yani baktılar birbirine, vallahi doğru söylüyorsun dediler yani. Doğru ben de dedi, işte akrabamı götürdüm o hastaneye. Yani şimdi dedim, işte Bozyaka Yamanlar şeyine götürmüşüm çocuğumu, göndermişim. Evime en yakın okul ve en başarılı okul. Yani evimin dibinde okul yani. Göndermeyeyim mi buraya? Milli Eğitim'in açtığı bir okula, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylı bir okula göndermeyelim mi? İşte Bankasya'da para. Esma işte bahane arayacak ya şey, o kaymakam bey. 293 lira 28 kuruş mu? Yani öyle bir para işte Bankasya'da hesap olduğu için Esma Hanım ayrıca bir soruşturma geçirdi. Bu 28 kuruş nasıl yatar bu bankaya? Bunlar bir listeler oluşturdular. İstediğine göre istediği şeye bakıyorlar işte Esma Ulu da bu nasıl hizmet hareketine bağlı işte çalışmış. Bu işte çocuğu da buraya gidiyor tamam diyor. Buna bir de Bankasya ekleyelim. Göstermediler de şeyi. Ne zaman yatmış? Ne yapayım? Ya kesinlikle ya olmaz böyle bir şey. Ya Esma Hanım onu dedi ya dedi ben yatır 200 böyle bir şey yapsam dedi 293 lira ama TL 293 TL belki de 193'tür ben unutmuştum da oğlum çok komik bir rakamdı o kuruşuna takıldım ben 28 kuruş yatmış bu yatamaz böyle bir para. Bir gün telefon geldi işte Esma Hanım'dan bana dedi ki dedi işte bizim apartman görevlimiz arıyor dedi beni dedi böyle olmuş dedi polisler gelmiş dedi ha, öyle mi filan. Dedi ki o kesinlikle teslim olma dedi. Çünkü biliyor hukukçulukları. Bak 15 Temmuz'dan önce girmesine rağmen son yani şeyler şartlar ağırlaşıyordu. Esma Hanım dedi ki sakın teslim olma. Ya dedi şu anda hukuk tamamen bitti dedi. Yani zaten bir sürü şeylere çöktüler. Oğlumuzun hatta fotoğrafları konuldu. Tabelalar, indirmeler böyle vahşice şeyler. 15 Temmuz'da neredeydiniz? 15 Temmuz'da evliydik. Televizyon istiyorduk. Yani bir de başkasına haber aldık yani. Öyle haber de çok şey yapmıyordum. O şeyi görünce olayı hüngür hüngür ağladım. Bunu bize yakacaklar. Bu çünkü aşama aşama geldi. En son işte Zaman Gazetesi'ne de şey koydular. İşte bugün zaten şey olmuştu. Bunlar aşama aşama kesinlikle bu başaramadığı şeyi bu tiyatroyla bu şey yapacaktı. Bir arkadaşımın evine gittim. Orada kaldım. 8 ay boyunca orada saklandım. Tabii bir türlü şey düzelmedi. Ülke her geçen gün kötüye gitti. O ne yapıyor? Bir taraftan çocuklarına benim yokluğumu hissettirmemeye çalışıyor. Bir taraftan okuluna devam ediyor. Belli saatte işte eve gidiyordum. Bir gün kızımın 12 Ocak Zümran doğum günü. Evet, büyük kızımın. Şey yaptım, pasta yaptım. Tabii korkuyorsun da yani sonuçta adam çünkü her gün geliyorlar hemen hemen yani her hafta mutlaka geliyorlar. Günlükte böyle geliyorlar bakıyorlar eve kontrol ediyorlar polisler işte artık kimse bilmiyorum sivil vesaireler de vardı.
hemen anahtar vardı bende, evin anahtarı. Aşağı garajdan girdim, çıktım yukarı, kapıyı açtım. Baktım bunlar böyle. İsmail Hanım bir gofret yapmış, Ülker'in bir gofretinden. Tepesine de bir mum koymuş. Zümra'yı o şekilde avutuyormuşmuş. Ya dedim, bir baktım evine pasta. Ya o duyguları anlatamam yani. Canım babam, biliyordum geleceğini. Hissettim, hissediyordum. Tabii nasıl bir mutluluk, nasıl bir mutluluk. Hatta onun fotoğrafı da vardı, çıkmıştı şeylerden. Çok iyi ki yapmışım öyle ya. Uludağ ailesine yönelik baskılar her geçen gün artıyordu. Eşine ve çocuklarına zarar gelmesinden korkan Mehmet Ali Uludağ, ülkenin durumunun düzelmesinden ümidini kesti. Eve sürekli geliyorlar. Babamların evine geliyorlar. Köyümüzde benim fotoğrafımı herkese gösteriyorlar. Ya baktık yani sanki biz ne yaptığımı da bilmiyorum. Ya devlet memuruyum. Bu arada işte ona atladım. Yani bu arada komiser olmuştum. Baskı arttıkça bu sefer onlara zarar gelecekti. Daha fazla böyle bir sıkıntı olmasın diye. Hiç olmazsa ben çıkarsam mesela biraz gevşer bu şey ortam. Onlar da rahatlar diye düşündüm. Tabii onu niye çıkarmadım? Onu kıyamadım. Sonra Almanya'ya geldim. Tabii biz baskılar bitecek diye düşünüyoruz. Daha da arttı. 7 Ağustos 2017 şeye geldim, Almanya'ya geldim tarih. Artık Esma Hanım da evde kalmamaya başladı. Çünkü işte Bülent Korucu Bey'in falan eşini gözaltına aldılar o dönemde. Bülent Korucu Bey'i yani daha birçok arkadaşının eşini gözaltına aldılar. Eşini dedi ki yani zaten bir davası var. Şimdi bu şekilde bir şey olursa da alacaklar yani belli. Ve onu sormaya başladılar işte farklı yerlerde. İşte o nerede? İşte apartman görevlisine soruyorlar, ona soruyorlar, bunu soruyorlar. Tabii evde kalmıyor. Çünkü riskli şey değil. Birkaç daha böyle baskı olunca dedim yani artık mecburen seninle çıkman gerekiyor. O da hemfikir benimle. Çünkü şimdi beni alırlarsa bu çocuklar ne olacak? Yani şimdi bu şeyler gözünü karartmış. Yani adamlar çocuklara el koyabilir yani. İşte sığınma evine mesela işte çocuk esirgeme konumuna falan alabilirler diye düşündük. Dedik çıkalım. Siz de çıkın yani. 3 aylık ayrılığın ardından Esma Uludağ da çocuklarla birlikte yurt dışına çıkma zamanının geldiğini düşünüyordu. Özgürlüğe giden yolda Ege Denizi ve Meriç Nehri üzerinden yapılan 4 deneme başarılı olmamıştı. Her seferinde ölümden dönen Esma ve 3 çocuğu 5. denemede Yunanistan'a geçebildi. İşte 3 defa bir yerde denediler. Birinde tekne batıyordu. Kendileri suya attılar. Tekne arızalandı. Birçok kişiyle batıyorlardı. Orada yine Allah korudu. Eylül sonunda yaptılar. Eylül'ün ikinci yarısından itibaren başladılar. En sonunda 10 Ekim'de yaptılar. Yani, yani bir 25 günlük şeyden 5 defa deneme yaptılar. 3 defa işte Ege'de şey yapmaya çalıştık, olmadı. Birinde de baskın yediler, son anda yine şey yaptık. Sahil güvenlik yaptık. Uzaktan gördüler, o teknenin olduğu yere kaçtılar orada. Tek başına kaldı orada yani. Yani müthiş bir zorluk ya. Yani ifadelerini de hatırlıyorum yani işte gözyaşlarını. Çıkmadım. Ne olacaksa olsun, yapacak bir şeyimiz yok. Kal dedim sen orada. Çünkü gerçekten yani ölümden attı yani şey. Aldı fazla açılmamışlardı şeye. O yüzden kurtuldular. Daha sonra işte Meriç'e yaptılar. Meriç de ilk deneme yine başarısız oldu. İşte yine jandarma vesaire şeyi. İkinci denemede de o şeye rağmen Türkiye tarafından Yunanistan'a Meriç'e geçinceye kadar 7 saatlik bir süre geçti. İşte o 30 saniyelik bir video var. 16 saniye, 30 saniye. Vefatından 3 gün önce ulaştı bana o video. Ona gönderdim hatta. Dedim bak böyle bir şey yapmışsın. Fark ettin mi? Ya ben orada eksik söylemişim dedi. Hani diyor ya 5-6 saattir yürüyoruz. 5-6 saat değil yani 7-8 saattir yürüdüler. Daha sonra iki saatte Yunanistan tarafında yürüdüler. Polisi aradılar. Hatta eşim konuşmuş polisle. Gelmişler.
Ama Yunan polisi çok iyi davrandı yani. Moral motivasyonunu bir gün önceden verdim. Onun da kafasına şey yapmayayım diye. Yani daha fazla strese sokmayayım diye. O gün fazla aramak istemedim. Tabii geçtikten sonra da şey polislere teslim oluncaya kadar Yunan polisine o arada konuştuk yani. Tabii şeydi, morali iyi değildi yani. Çünkü işte videoda gördünüz, çok zor yani, çok zor bir vücuttan geçti. Yolculuğu işte çocuklar kendisi de bahsetti. Daha sonra onunla beraber geçen arkadaşlar, onlar da bahsetti. Türkiye tarafında çocuklarınız dediler, hiç yani tek kelime yapmadı. Ceyda dahil, hiç ses çıkartmadı. Yani tabii 2-3 defa Esma'nın düşmüş şeyde, kanal varmış, kanalda suyun içerisine. Ceyda işte boğuluyormuş, Ceyda'yı almış böyle şey yapmış, kaldırmış kollarında. İşte Zümra üşümüş, anne doğdum diyordu. Yani böyle zor bir şey sonucunda Atina'ya geçti. Tabii o sıkıntılar, o 15-20 günlük o sıkıntı vücudunda inanılmaz şeyler çıktı yani. Bu yani her tarafında böyle sivilce gibi böyle şeyler çıktı. Sıkıntıdan, stresten. Annem! Bak bak bak! Ne hale getirdiler çocuklarımızı. Ah, dondu. Aynı şekilde hale bak. Bak bak. Bana bakın. Şöyle. Şu halime. Sırılsıklam. Sırılsıklam mı? Susmuyor şimdi de. Annem ne oldu annem? Donuyorsun annem. Donuyorsun. Sen annem? Donuyorsun annem. Eşyalarımıza bakın ya. Annem! Annem! Ha. Ha. Anneme ağla, anneme ağla. Bak. Bak, bak öbür doğru. Yaptı. Şu halimize bak. Şu halimize bak, halimize. Ceyda da. Ceyda daha yeni sustu. Donuyorum ayaklarım. Allah'ım. Bele kadar. Çamur her yerim. Çocuk orada uyuyor. Nerede kafası bilmiyorum. Uyumuş kalmış. Kıyafetini değiştirince. Ceyda perişan oldu. Sait Kılıç, Esma Uludağ ve 3 çocuğunun zorlu Meriç yolculuğunun her saniyesine tanıklık eden bir isim. Saatlerce süren özgürlük yürüyüşü sırasında Esma Uludağ'la minik bebeği ölümle burun buruna geldiğinde Sait Kılıç oradaydı. Hiçbir şey söylemedi. Direkt yanımıza oturdu, hiç konuşmuyordu. Çocuklar da aynı şekilde tedirgin, ürkek. Esma ablanın sırtında sanki böyle yılların yorgunluğu var. Arazi çok çamur, bir gün önce yağan yağmurdan dolayı. Dua ederek yürüyoruz. Su kanalları yaklaşık 1,5 metre, bazı yerlerde 1,5 bot boyunda. Kimi yerde botu indiriyoruz, botlara biniyoruz, karşıya geçiyoruz, botu geri çekiyoruz. Kimi yerde 1 bot boyunda botu bırakıp üzerine basarak geçiyoruz. Şimdi tarlaların içerisinden geçerken ekinlere de zarar vermek istemiyoruz. Pirinç tarlası bir gece önce yağan yağmurun oluşturduğu çamur, sulamadan kaynaklanan bir ıslaklık tamamen bataklık olmuş. Yürümenizin imkanı yok. Bir kanalın üzerinden geçmek zorunda kaldık. Atlamak zorundaydık ama tek hamlede atlanmayacak kadar bir genişliği de vardı. Yapacak bir şey yoktu. İsmet abimiz indi kanala. Oradan ellerimizden tutarak bizi karşıya geçirdi. Tabii o sırada ben bebeği Esma ablaya verdim. Hepimiz geçtikten sonra en son Esma abla kaldı. Onu geçirmek için İsmet abim bir hamle yaptı. Esma abla geçerken kanalın içerisine düştü. Kanalın içine düştüğü zaman normalde bebekle birlikte düşmesini beklersiniz ya. O ayakta kaldı, çocuğu bu şekilde havada tutmaya başladı. Yani bana bir şey olursa en azından çocuğa bir şey olsun diye. O an hafızamdan silinmiyor. Yani kendinden önce çocuğunu da düşünmesi. Tabii bu arada bizi hiç konuşturmuyorlar. Siz çok tehlikeli insanlarsınız diyor. Ben diyor her gün diyor bir sürü Suriyeli, Afgan, Iraklı geçiriyorum diyor. Hiçbir şey olmaz diyor. Ama diyor sizin gibi değiller onlar. Siz tehlikeli insanlarsınız diyor.
kesinlikle ses istemiyorum, telefonları açmayacaksınız, ışık olmayacak diyor. O gece ne kadar tehlikeli olduğumuzu bir daha anladım. Yani Türk asıllı değildi kaçakçı, Orta Doğu asıllı bir kaçakçıydı. O bile o grupta bulunan 10-11 kişi, işlerinde hiç lise mezunu yok, hepsi üniversite mezunu. Bir ablamız akademisyen ve bu 10-11 kişiye terörist muamelesi yapıyor. Kendi kaçakçı bile yapıyor muameleyi. Halbuki bizden parayı aldığı zaman saymaya bile gerek duymadı. Hem verdiğimiz 20-30 bin doları saymayacak kadar bize güveniyor, hem de bizi geçirirken bizim terörist olduğumuza inanıyor. En sonunda böyle 4-5 saatlik bir yolculuğun ardından Meriç'in kıyısına geldik. Bayanları ve çocukları karşı tarafa bırakıp bizim tarafa geldiler. 50-60 metrelik böyle 6-7 bilemedin 8 dakikalık yol. Bana kilometrelerce gibi geldi. Bizden önceki gruptaki ablalar ve çocuklar da orada inmişler. Dizlerine kadar suya batmışlar. Tabii sonradan o videoda anne dondum diyen Zümra'nın ağlayışı oradan kaynaklanıyordu. Suya girdiler, çıktılar. Biraz üşümüştü. Namazlarımızı kıldıktan sonra karayoluna doğru yürümeye başladık. Yaşadığımız bu olayların tarihe tanıklık etmesi gerektiğini düşündüm ben. Birkaç kare fotoğraf çektim. Karşıya geçtik. Biz o dinlenme anında sabaha kadar hiç konuşmayan, dua eden Esma abla, biz dedi şimdi geçtik mi, karşıda mıyız, Yunan toprakları mı burası dedi. Kısa bir de video çekebilir miyiz dedi. Hemen çekelim dedi. Ben kendisine sordum, hemen çekelim dedi, kabul etti. Sonra o 18-19 saniyelik videoyu çektik. Orada Esma ablayı görüyorsunuz, ne kadar sevinçli. O yürüyemeyen, sabaha kadar konuşmayan ablamız birden canlandı. Çocuk belinde bağlı, hem konuşuyor hem dua ediyor, Allah kurtarsın herkesi diyor, Allah yardımcısı olsun diyor, çıkmak isteyenlerin diyor. Tabii yaşadıklarını anlatmaya başlayınca o sevincini biraz daha iyi anlamaya başladım. Ama evet. Vallahi herhalde 5-6 saattir yürüyoruz, çamur, su. Yani Rabbim yardımcısı olsun gelmek isteyenleri, Allah kurtarsın herkesi. Atina'da bir denememiz oldu. Olmadı. Yani bir deneme yaptılar. Sonra Atina'da bir ev bulduk. Orada kalmaya başladılar. Bir tane daha bir bayan varmış orada, iki çocuğu vardı. Onunla birlikte kaldılar bir süre. Daha sonra tabii bu geçici veriyorlar bu evlerin şeyinde. Çünkü yaz döneminde fiyatlar aşırı artıyor. 8 defa falan ev değiştirdim. Tabii o dönemde neler yaşadı Atina'da? Atina'da da tabii şey bitmedi. Yani 3 çocuk da aynı evdesin. Bir yere çabamıyorsun. Dil bilmiyorsun yani. Tam İngilizcesi var ama yani bilmediğim bir ortam. Kapkaca uğradı. Taciz oldu. 6,5 ay kaldılar. Akropolis'te kaldılar. Akropolis'te de bir okula kaydettirdi çocukları. Oradaki okulda da yani Atina'nın üst tabaka insanların gönderdiği yani o tür yani genelde böyle insanlar var. Ya diyor ki bir gün aradı beni, ya dedi işte şeydeyiz, veliler toplantısındayız. Velilerle şeye gittik, pikniğe gittik. Velilerle, ya sen dedim hangi veliler bunlar? Ben zannediyorum ki bizim arkadaşlar falan. Ya yok dedi şey, ay görüştüreyim falan dedi. Yunanlı ve şey işte o mesela en samimi olduğu şey Yunanlı bir gazeteci. Bayanlar o kadar samimi olmuş ki, o kadar yani anlatamam. Yani 40 yıllık ahbap gibiydiler. Olayları bilmiyorlar ve diyor ki sadece kendi başından geçenleri anlatıyor. O bile yetiyor. Daha sonra da işte şu anda işte içeride bayanların olduğu, ondan filan bahsediyordu. Ve çok etkilendi insanlar. Mesela bir şeyimiz olduğunda mesela bir çocuğu başka 5. evinde, yanlış hatırlamıyorsam taşındığı 5. evinde çocuğa ihtiyaçlar oldu. İşte beşiktir vesairedir. İşte bulamadık, çabamadık. Onları aradı mesela birileri.
anında ne kadar şey varsa var ya. Yani aynı gün tamamını tamamlatar. Fazlasıyla. Yani bu kadar böyle hani yıllardır şey yaptığımız Yunan halkı yani düşman olarak şey yapmış olabilir. Şey yaptık ya, empoze edildi. Tamam, geçmişte bir şeyler yaşanmış olabilir. Ama bu insanları geçmişle yargılayamazsın kimseye. Çok insani gördüm ben yani. Çok cana yakın iş yaptılar. Çocuklar, baba önemli bir ailede babanın olması. Yani Esma Hanım daha şefkatli doğal olarak bir anne. Tabii çocuklarla uğraşması çok zordu. Çocuk sonuçta bunlar. Üç tane bir de ve üçü de çok küçük. Yani o çocuklarla iş yapması onu ayrı bir yıprattı yani. Çünkü her şey yetişmesi gerekiyordu. Ya işte Ceyda'nın sütü bitti, işte üç çocukla beraber çıkmak zorundaydı. Sadece bir süt almaya bile. Yani bir en ufak bir şey eksik olacak, yani ne çocuğu gönderebiliyor, ne çocukları evde bırakabiliyor. Küçük çocuklar. Ne yapıyor? İşte onu ben yaşadım yani. Bir çocuğu hazırlamak o kadar zormuş yani. Ben hiç, dünyada haberim yokmuş benim. İşte ne kadar zor bir şey yani bir çocuk işte, ya hadi. Biz diyoruz ki yani hadi gidiyoruz hadi, hazırlan. Değilmiş öyle şey. Yani bu benim başıma gelince anladım ben. Yani o çocuğun hazırlanması, giyinmesi, kıyafeti, işte şeyi, çamaşırı, ütüsü, yemeği, içmesi ve ya birçok şey. Yani tek başına yani bayağı zor oldu ya. Oturum gelmiş, hadi hayırlı olsun. Gel şöyle Zümrüt, öyle Sait. Sevindin mi annem? Meri gelsene şöyle. Sen niye ağlıyorsun? Tamam annem, gideceğiz işte, gel. İnşallah anne. Gidemeyiz kız bizmeye. Ha, hemen oraya mı gidelim? Gidemeyiz, ben babişkoya gidiyorum, ben babişkoya gideceğim. Ay yavrum, ben bu kadar mı seviyorsun anne? Oy yavrum. Ay. Babişkoya gidiyorum ben. Tamam, gel buraya, geç şuraya, geç şuraya. Artık hayalim gerçek oluyor. Artık hayalim gerçek oluyor. Tamam annem, ağlama annem. Oldu inşallah. Tamam anne. Anne. Biliyor musun, ben telefon çaldığına tahmin ettim oturumun yani. Ya vallahi ben tahmin ettim. Gel şöyle göreyim bir yüzünü. Tahmin ettin mi? Gerçek annem. Şubat ayında oturumum geldi. Tabii ben tabiri caizse işte ortalığı ayağa kaldırdım yani. Oturum gelinceye kadar da. Herhalde benim kadar şey yapan o dönem itibariyle benim kadar böyle mail atan, mektup yazan, oraya buraya giden olmamıştır. Çünkü çocuklar orada, sıkıntıyı hissediyorum. Yani ciddi bir sıkıntı var. Yani bir an önce ben ona yardım etmem gerekiyor. Bu benim vazifem. Birinci vazifem. Ama elim kolum bağlı. Hemen oturum geldi. Ondan sonra hemen işte aile birleşim başvurusu yaptım. Tabii resmi prosedürler çok yavaş. İşte oraya gönderdik. İşte bu arada da işte Yunanistan, Atina'nın Alman konsolosluğuyla da randevu aldılar. Randevu uzak bir tarihe verdi. Tekrar mail attım. Öne aldırdık şey randevuyu. Allah'a şükür olsun. Çok anlayışlılar o konuda da, anlayışlı gösterdiler. Sonra oradaki işte git gel oradaki bayanla da çok iyi bir kontak kurmuş. Orada bir şef, onun şefi. Yani o da çok yardımcı oldu sağ olsun. Hemen evraklarını gönderdi. İşte benim pasaportum olması lazımdı normalde, onu falan şey yapmadı. Yardımcı oldu, çok kolaylık sağladı. Tabi burada biraz takıldı bizim bulunduğum yerde benim. Aile birleşimi süreci. Bir türlü şey yapamadık, o bürokrasiyi aşamadık. İşte geçici pasaport verseniz dedim yani, bak durum bu dedim yani. Bayağı ciddi sıkıntılar var. Yani psikolojik olarak da eşim iyi değil. Bir an önce ben ona yardım etmem lazım. Hiç olmasa bir göreyim, geleyim dedim. Tabii talebim olumlu karşılanmadı. Esma Ulu da 6,5 ay kaldığı Atina'da sıkıntılı günler geçiriyordu. Hem psikolojisi hem de sağlığı bozulmuştu. 8. kez ev değiştirdiği günün akşamında önce felç geçirdi, hemen ardından da beyin kanaması. 7 dakikalık uzaklıktan tam 1,5 saatte gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti Esma Ulu da. 28 Nisan'da bir yerdeydim ben. Tabii konuşuyoruz bu arada. Sabah morali çok bozuk. Çünkü 8. eve taşınacak.
Ev taşınması çok zor yani. Öğleden sonra taşındılar. Tabii öğleden önce konuştuk yine. Muhammed Hüseyin'in şeydi, morali bozuktu. Yine ev taşınma. Ne zaman aile birleşimimizi yapacağız? Gibisinden böyle şeyler söyledi. Allah'ın izniyle çok güzel günler olacak dedim. İşte bak burada Alman komşularımız var. Onlarla hep şey yapacağız, konuşacağız. Hep onlarla muhatap olacağız. Artık yani şeyleri yani onlar belki bize Allah'ın izniyle Rabbim yani burayı bize murat buyurdu. Burada yapılacak işler var demek ki dedim. Öylelikle öğleden sonra işte zaten şeyleri dağıldı, bulutlar dağıldı. Çok mutluydu. Taşındım evime dedi, yeni evime dedi. Baktı da eşyalar da çok temiz dedi, çok hoşuma gitti dedi. Güzel dedi. Tamam dedim. Ardından da bana şeyi gönderdi. İşte Veli Said'in bir videosu vardı. Akşam gönderdi. Veli Said'e video çekmiş o esnada. İşte buradaki işte ertesi günde ben şeye gideceğim. Pazartesi günde, cumartesi akşamdı o. Pazartesi günde tekrar Avustralya'da ben orada işte yabancılar şubeye gideceğim. Bir abimizle tekrar rica edeceğiz yani bu işleri hızlandırabilir misiniz? Çünkü bütün evrakları teslim ettik. Sadece bir onay kaldı yani aile birleşmesi için. Video göndermiş Veli Said'le çekmiş. İşte amca diyor yani ne olur diyor bir an önce biz oraya gelmek istiyoruz. Bunu şey yapar mısınız, yardımcı olur musunuz gibisinden. Veli Said'i çekmiş gönderdi. İşte inşallah dedik yani şey olacak. Daha sonra ben eve gittim. İşte akşam 11.30 falan işte Almanya saatine göre 11.30 falandı. Beni aramış. Görmedim ben. Sonra mesaj çekmiş. Yani o saatlerde hemen artık o an anlık bir internetim kesildi artık ne olduysa. Hemen aradı dedi sağ tarafım uyuş dedi. Dilim, dudağım uyuşuk dedi. Sağ tarafım. Defalarca yazmış bunu. Hemen aradım. Sesi farklı geliyordu. Dedim ne oldu? Dedi ben felç geçiriyorum dedi. Dedim ne felci? Ya dedim yok dedim öyle bir şey yok dedim yani inanmıyorum ben yani inanmak istemiyorum. Dedim sen rahat ol dedim yani aynı bu şekilde yani ses şeyim de bu. Çünkü panik yaptım. Dedim ben kapat şimdi ben arkadaşları arıyorum dedim hemen ambulans gönderiyoruz sana dedim. Hemen arkadaşı aradım. Abi dedim durum bu şey yapalım yetişin dedim yani şeye. Kötü kendisi dedim. Tabii işin ciddiyetini bu kadar bilmiyorum. Yani. Çünkü konuşuyor, aklımın en ufak şeyinden ölüm gelmiyor. Hiç yani herhalde yani en son kişi olarak düşünüyordum belki de yani ölebilecek yani. O kadar böyle hayat dolu bir insan. Cıvıl cıvıl ya. Sonra mesajlaşıyoruz. Ben bir taraftan da onu yormak istemiyorum. Yorulmasın diye. Cezaevinde beraber kaldığı ablamız vardı. Ona ulaştım. Dedim abla durum bu. Esma Hanım iyi değil. Çocukların başına kalabilir misiniz? Bizim onu doktora götürecekler. Tabii dedi hemen onlar geldi. Ben aradım Esma Hanım'ı. Dedim ambulans gelecek ambulansa haber verdiler dedim. Kapı kilitli. Bana da onu söyledi. Kapı kilitli de kapıyı açtım dedi giriş kapısına. Sonra arkadaşlar giriyor zile basıyor. Bu sefer şey de kapalı. Aşağı o 5. katta oturuyorlardı. Aşağıdaki oraya sürüne sürüne asansöre geldi. Sürüne sürüne indi işte asansörden şey yaparak tutmuyor çünkü şeyi. Vücudu tutmuyor. Kapıyı açıyor, kilitli kapıyı. Ondan sonra gelen arkadaşı hemen çocukların başına gönderiyor. Diyor ki çocukların başına gidin. Orada oturuyor, bekliyorlar işte şeyi. Konuşuyor normalde. Ya diyor ki bana dua edin. Olayı anlatıyor. Oradaki arkadaşlar, gelen arkadaşlar anlattı sonra bana bunu. Yani olayı anlattıktan sonra diyor ki işte okuyunca rahatlıyorum ben diyor. Bir taraftan kendi okuyor. Bir taraftan da yani ağzı çok dualı bir insandı. Hiç boş kalmazdı. Sürekli okurdu böyle. İşte Nas Felak okuyun diyor. Bana Nas Felak okuyun diyor. Sonra ambulans geliyor. Ambulans gelince şey aklına geliyor. Kimlik. Kimlik diyor. Abi gönderiyor. Abi diyor şeyde kimlik diyor. Şurada diyor yani. Dediği yerde değilmiş kimlik. Başka bir yerde çıkıyor. Ama sonra arkadaş gidince çünkü abi diyor ben diyor beyin kanaması geçiriyorum diyor. Şu anda diyor beyin kanaması geçiriyorum. En iyisi diyor onu beklemeyelim gidelim biz diyor hastane. Bu arada tabii ambulansın gelmesi işte 7 dakikalık yol 1,5 saatte geliyor ambulans. Yani hastane çok yakın ama ambulans geç geliyor. O sürede de bekletildi.
Ambulansta doktor yok. Müdahale edecek. Sadece dil bilen bir arkadaş yanına oturuyor. Sediye kendi oturuyor. Yatıyor Sediye. Abi diyor, oku diyor. Ondan sonra da arkadaşa diyor ki, işte bana selamını iletiyor. İşte onu çok sevdiğimi söyleyin diyor. Sonra dua edip de işte bilinci kaybediyor. Sonra işte hastaneye ulaşıyor. Hastanede müdahale ediyorlar ama yarım saat içerisinde vefat ediyor. Bu şekilde. Ben tabii şey yapamıyorum. Bir taraftan arkadaşlardan dua istiyorum o arada. Ama hala ölüm gelmiyor aklıma. Yani ama şeysin yani, böyle çaresizsin. Düşün yani, üç çocuğun annesi, hiçbir şey yapamıyorsun. 1600 kilometre uzaktasın. Bir telefon kadar yakın ama hiçbir şey yapamıyorsun. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Çaresizlik. Düşün yani, anlattığım olay tek başına, bu olayları tek başına yaşıyorum. Yani çok yani bilmiyorum. Yani zor bir şey. Yani acının tarifi yok yani. Yani ilk kez çaresizlik nedir orada anladım. Tam anlamıyla anladım. Sonra yanımda kalan arkadaşım vardı. Onun tanıdığı vardı. Onu aradılar. Arayınca nasıl yani dedi o. Beni arayamıyorlar. Surat bembeyaz oldu. İnanamıyorsun ya. Anladım ben. Aldım telefonu. Cephede bağırıyorum arkadaşa. Hakkını helal etsin. Ona dedim ne oldu söyle çabuk falan dedim. Yani işte o haberi verdi. Yoktur inanmıyorum. Bak başımız sağ olsun dedi. İşte inanmıyorum dedim. Bir taraftan dua ediyorum. Allah'ım ne olur diyorum. İsyan ettirme bana. Bir taraftan onu diyorum. Ondan şeyim, farkındaydım. Buluştuğumuzda biraz tabii ki yorgun gördüm eski zamana nazaran. Aynı heyecan vardı. Aynı duygular devam ediyordu. Aynı idealistlik devam ediyordu. Bana dediği şey şuydu, ne evim, evi vardı, ne evim, ne arabam, ne geride bıraktıklarım, ne çocuklarıma geçerken yaşattıklarım, ne eşimden ayrı kalmam, hiçbiri okulumu bırakıp gelecek kadar ağır gelmedi demişti. İnşallah dedi, ilk fırsatta tekrar gittiğim yerde okulumu okuyacağım ve ben gerçekten hukukçu olacağım inşallah demişti. Bir kez daha buluşacaktık. İşte buluşmayı kararlaştırdığımız tarih vefat ettiği haftaydı. O yeni evine geçecekti. Sonra biz gidecektik falan derken maalesef çok farklı bir şekilde gittik kapısına. Mesajlaştım o arada. Hiç tutmuyor dedi. Sağ tarafım komple tutmuyor dedi. Gittim ki aşağıda binanın girişinde yarı yatık vaziyette uzanmış. Sırtı böyle dayalı kapıya ama boynu bükük. Niye buradasın dedim, böyle panik oldum. Dedi ki kapılar kilitleniyor ya dedi. Açamamış yukarıdan otomatikle. Kapıları Yunanistan'da apartman kapılarını kilitliyorlar aşağıdan. Böyle hani iki büklüm bir şekilde sürüne sürüne inmiş, kapıyı açmış. Ben dedim ki seni bırakamam ben. Orada bir 15 dakika falan konuştuk. İlk önce taksiyi yollamadık. Dedim ki olmaz böyle, hemen gidiyoruz. Kalk hani bir yandan tutalım diyorum, işte bir yandan eşim falan böyle tutmaya çalışıyoruz. Hayır dedi, ambulans gelecek dedi. Ben hocam inşallah iyi olacaksın dedim. Çocukları düşünme sakın dedim. Orada dedi ki tamam dedi, sen geldin ya artık ben hiçbir şey düşünmüyorum dedi. O vakte kadar çocukların yanında ölürsem diye çok korktum dedi.
bir şey olursa diye ölürsem deniyor. Ama bir şey olursa çocukların yanında beni öyle o çaresizlikle ne yaparlar diye çok korkuyorum. Korkuyordum dedi artık dedi. Geldiniz ya. Hiç korkmuyorum dedi. Dedim onları düşünme şimdi sen. Sonra bana dedi ki hocam ne olur çocukların yanına git. Dedim ki seni bırakamam ben burada. Ben geleceğim seni de hastaneye kadar. Sonra bana dedi ki hocam biliyor musun dedi ben bu anı yaşadım. Ambulans yetişmeyecek, beni yetiştiremeyecekler. Ben dedi gidemeyeceğim. Ben böyle bir an hani dedim ki herhalde beyin kanaması geçiriyor. Artık hani doğru düşünemiyor ona veriyorum. Sekerat anı olabileceği hiç aklıma inanın hiç gelmedi. Zaten konduramıyorum çok sevdiğim bir insan. Hiç aklıma gelmedi ve beni bir şekilde yukarı yolladı. Yukarı çıktım. Bir baktım böyle çift kişilik bir yatak kocaman. Yanına tek kişilik yatağı da birleştirmiş. Büyük bir yatak yapmış. Çarşaflar falan bembeyaz tertemiz. Üç kuzusu üçünü de yıkamış. Yan yana yatırmış onları. Kendisi de son olarak yeni yerleşmişlerdi. O gün geçmişlerdi evlerine. Kendisi de son olarak işte koridoru siliyormuş. Sildiği bez böyle ortada. Yeni sildiği bez. Yani yarım saat herhalde geçmiştir. Telefon geldi eşime. Telefonun ben sesini duydum. Hemen çıktım odadan gittim. Eşim diyor ki, abi emin misiniz diyor karşıdakine. Kesin değil mi diyor. Yani olamaz abi diyor. Emin misiniz? Bakın buradan diyor. Konuşa konuşa bindirdik diyor. Ben o anda anladım vefat ettiğini. Yani o an Atina semaları duysaydı sessiz çığlığımı ama işte kader elinden gelen bir şey yok. Ama tabii ki kader yani madem oraya kadarmış. Yani İsma o zaman ölecekmiş. Madesi öyleymiş ama ölüm şekli, o yalnızlık, ona mahkum edenler. İşte insanın çok gücüne giden noktalar bunlar. Çok acı gelen yanlar bunlar. İnanamıyorsun. Nasıl böyle bir şey buluyorsun yani? Hayatınız şerit gibi gözünden geçiyor. Yaşadıklarınız. Şimdi olduğu gibi. İzmir'deyiz bir gün. Evlilik yıl dönümüz. İçeriden çıkmıştı. Bana neredesin dedi. Dedim ki otobüsteyim. 26 numaralı otobüsteydim. Konaktan geliyorum dedim. Tamam ya. Otobüs bir süre ilerledikten sonra otobüs aniden bir fren yaptı. Tabii güzel şeyler geliyor aklına hep böyle. Otobüs aniden fren yapınca şoför diyor ki, bizim tabii şoförlerimiz. Ya bayan manyak mısın sen dedi. Ne yapıyorsun sen? Kaza mı yaptıracaksın bana falan bağırıyor. Bir baktım bizim arabaya benziyor öndeki araba duran. Araba mı şeyli? Gelin arabası gibi süslenmiş araba. Arkasında 07 07 07 yazıyor. Bir baktım indi arabadan. Yolun ortasında duruyoruz. Otobüste duruyor. Görüktü otobüs. Bir baktım Esma Hanım. Arabayı süslemiş. Evlilik yıl dönümümüzde. Alkışlar içinde indik. Evlilik yıl dönümümüzü kutlamıştı. Pasaportum yoktu. Tam oturum gelmişti ama henüz pasaport alamamıştık. Pazartesi olduğunda tabii ilk işimiz şeye gittik, Yabancılar Şubesi'ye. 3 saatin içerisinde bir seyahat belgesini ayarladılar. Tabii onlar çok üzgündü. Çünkü ben çok gitmiştim oraya. Durumu izah etmeye çalışmıştım. Yani eşim çok zor durumda. Yani bir an önce bu aile birleşimi olması lazım ya da
bahsettim. Pasaport geçici, işte seyahat belgesi verirseniz de üzgünüler. Biraz da pişmanlık şeyi vardı. Onu hissettim yani. 3 saatin içerisinde seyahat belgemi düzenlediler. Ardından ilk uçakla Atina'ya gittim. Tabii gittiğimde saat gece yarısı olmuştu. Çocuklar uyumuştu. Tabii hasta ettim çocuklarıma da. Öptüm, kokladım onları. Dik durmam gerekiyordu. Çocuklar bilmiyordu çünkü annelerinin vefat ettiğini. Henüz bilmiyorlardı. Sadece hastanede olduğunu söylemişler. Oğlum önce uyandı gece işte 2-3 sıra sularında. Beni görünce çok mutlu oldu, sarıldı bana. Ardından işte sabah oldu. Kızım işte Zümra iş yaptı. Babam, canım babam diye şey yaptı, sarıldı. Ceyda hiç yadırgamadı. Ceyda şey yaptığında emekliyordu ben. Ayrıldım da ondan. Hiç yadırgamadı. İşte Zümra şeyi bahsetti. Baba dedi, annem dedi, yok dedi. Annem dedi, hastaneye gitmiş dedi. Çiçek alıp gidelim yanına dedi. Nokta teşhis işlemlerini yaptım. Sonra işlemleri başlattık. Tabii 1 Mayıs tatil olduğu için o gün işlem yapamadık. Tabii bu arada da Atina'nın Alman Büyükelçiliği aradı, ulaştılar bana. Dediler ki çocuklarınızın pasaportları hazır. İstediğiniz zaman şey yapabilirler dediler. 1 Mayıs'ta yaptılar. Mesela 1 Mayıs tatil olmasına rağmen öyle bir şey yaptılar. Onlar da çok üzgündü. O gün işte çocuklarla beraber 30 Nisan'da buradan pedagog, bir pedagogumuzla beraber gittik. Çocukları anlatmak için işte vefat ettiği eve gittik. İsmail Hanım'ın oturduk çocuklarla. Pedagog hanım şeyi anlatırken mevsimlerden başladı anlatmaya. İşte ilkbahardan başladı. İlkbaharda dedi ağaçlar dedi çiçekler. Zaten sonbaharı gelince Veli Said'in ifadesi annem öldü mü yoksa o da evet dedi. İlk defa oğlumu o şekilde gördüm. Onlar da aynı şekilde. Tabii ben sakinleştirmeye çalışıyorum. Esma Uludağ'ın vedasının ardından geriye büyük bir acı kaldı. Yunanlı dostları ölüm haberiyle yıkıldı ancak Mehmet Ali Uludağ'a destek vermek için ellerinden geleni yaptılar. Uludağ ailesi yüreklerinde kocaman bir boşlukla hayata yeniden başlayacakları Almanya'ya gidecekti. Bu arada da işte 1,5 ay şeye gitmişti ya çocuklar okula. Tabii oradan ayrıldılar. İşte 3-4 ay olmuştu orada ayrılığı. Bu arada ayrılmalarına rağmen veliler Esma Hanım'ı yine çağırıyorlar toplantılarına. 2 ay 3 ay geçmiş. Veli toplantılarına çağırıyorlar. Veli pikniklerine çağırıyorlar. Yunanlar tamam. Onlar öğrenmişler. Gazeteci olduğu için o bir tanesi, velinin bir tanesi. Öğrenmişler. Bakanlığı bana ulaşmak için bakanlığı devreye sokmuşlar. Ve ulaştılar bana. Görüşmek istiyoruz dediler sizinle. Görüştük. Yani çok üzgünlerdi. Ağladılar. Okulun müdürü, müdüre hanımından tutun da öğretmenleri, yani velileri hepsi geldi. Yani çok böyle duygusal anlar yaşandı. Yani güzel insanlar. Orada da gerçekten güzel arkadaşlıklar kurulmuş. Ölüm nedeni beyin kanaması. Yani kalp değil. Sıkıntı bu şekilde beyin kanamasının nedeni olur diyorlar yani. Cenaze işlemlerini hallettim. Orada işte Bozaka şeyde ailesi şey yapıyordu. Orada camide biraz sorun olmuş. İşte farklı bizim evimize yakın bir yerde camide artık isim şey yapmadan belirtmeden cenaze namazı kılındı. Ardından da defnettiler. Biz de döndük.
çocuklarla beraber. Bocaladım ben. Tabii bir taraftan da yani pedagog yardımı alıyorduk. Psikolog yardımı da almaya başladım ben. Psikiyatri yardımı da almaya başladım. Tabii çocuklarla hayatımda hiç böyle baş başa kalmamıştım. Hayatımın %80'i Esma Hanım'dı. Yani evimizin şeyi. Gidince şimdi bir de çocuklar sürekli şöyle şey yapıyorlardı. Baba, yani özellikle Veli Sait, baba senin ağladığını görmek istemiyorum ben. Ardından dedik yani artık acımı gömmem lazım. Esma'nın da en çok istediği şeydi o, çocuklar. Çocuklarım hatta rüyalarda falan da geliyor yani. Başkalara da geliyor yine rüyalarda çocuklarım nasıl? Çocuklarım iyi mi? Çocukları çok severdi. Çocuklar şimdi okula gidiyorlar. Toparladılar. Şu an okullarında da iyiler, başarılılar. Şeyini çözdüler. Sürekli onlarla beraberiz artık. Onlarla vakit geçiriyorum. Bir taraftan kendim dil problemini çözmeye çalışıyorum. Bir taraftan işte sosyal faaliyetlere yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarla, gerekirse çocuklarla, gerekirse işte 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'ydü. İşte onunla beraber burada şeye gittik. Cezaevlerinde, Türkiye'deki cezaevlerindeki kadın ve çocuklar için onları anlatma adına, onları işte bir farkındalık oluşturma adına gül dağıttık. Çok hoş oldu. Bulunduğum bölgede bir çevre temizliğini bilinçlendirme adına bir çalışma yapıldı. Hatta çocuklara katıldık biz de. Gazeteler falan çıktı buradaki şeylere. Güzel ya, komşularımızla çok iyiyiz. Komşularımızla sürekli şey yapıyoruz. Çok iyi komşularımız var. Konuşma fırsatım olduğu sürece hiç yani hiç çekinmiyorum, anlatıyorum. Önce kendi hayatımdan başlıyorum. Ardından da Türkiye'deki komşuları bahsediyorum. Bahsedeceğim de yani. Şaşırıyorlar yani. Nasıl, gerçekten mi diyorlar? Ve gerçekten somut örneklerle şey yaptığımda inanamıyorlar yani. Nasıl böyle bir şey? Türkiye yani bu kadar mı olur yani? Bu kadar hukuksuzluk olabilir mi diyor yani. Ya okuldan dolayı, ne bileyim işte bankadan dolayı inanamıyor yani. İşte kimse yok mu? 5 TL göndermişim ben SMS'le. Bundan dolayı işte şey yaptılar. Evet. Ya inanamıyor yani. Onun bir karşılığı yok. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Ardından evimizin arka tarafında böyle bisiklet yolları var. Tabii Ceyda'yı ben alıyorum. Diğer ikisi kendisi kullanıyor bisikleti. İşte 2 yaşını geçti, 2,5 yaşında. Öyle, o da iyi yani. O da Alman komşularla Almanca konuşmaya çalışıyor. Biliyor yani onların farklı bir dil konuştuğunu. Uludağ ailesi bir taraftan da yeni vatana alışmaya çalışıyor. Bazı yakın akrabalarının kendisi için "oh olsun" dediklerini aktaran Mehmet Ali Uludağ, yeni komşularıyla ilişkilerinin çok samimi olduğunu vurguluyor ve mesele insanlıkta diyor. Şimdi Almanlarda bir şey vardır yani, termin. Terminle her şey, randevuyla iş olur. Yok yani, o kadar rahatız yani. Ben onlara gidiyorum, onlar bize geliyorlar. Az önce işte çıkarken yine bir Alman komşumla karşılaştım. İşte aşağı indim geçen işte o günlerde de şey duydum yani, böyle bir akrabam yakınım, çok yakınım. Çok emeğim vardır onda. Çok yakın yani, aynı soy ismi de taşırım. Çok ağır kelimeler kullanmış yani, böyle başsağlığı dilemek yerine işte farklı şeyler söylemiş. Ama gerçekten çok emeğim vardır onda. O gün işte Allah'ın lütfu ya, aşağı indik, oğlumu şeye götüreceğim. Okuluna götüreceğim. Arabada, arabanın önü buz tutmuş, bir önünde o buz şeyi yoktu o esnada. Yani fazla muhatap olmadığım bir Alman komşum yanındaydı. Hemen indi arabasına, o buz şeyini aldı. Benim arabamın buzlarını temizliyor. Ya şöyle düşündüm. Canım dediğim, kanım dediğim akrabam bana bu kadar, ben onunla iyilik yapmışken karşılığında bana bu şekilde şeyler söylüyor. Ama bir bakıyorum, hiç tanımadığım Alman komşum bana bunu yapıyor. Ya mesele insanlıkta yani. Yine aynı gün yine Alman komşum işte ayakkabı almış, bana ayakkabı hediye ediyor. Ya kabul etmedim yani, belki üzülmüştür bilmiyorum ama ya adam benim için ayakkabı alıyor. Hakeza Zümra kızım,
Yani öğretmen diyor ki çok iyi bir uyum sağladı çocuklar diyorlar. Yani her iki öğretmen de ayrı ayrı okullarda ama her iki öğretmen de çok memnun. Elhamdülillah yani zaten ümidimiz, umudumuz da herhalde bu çocuklar inşallah güzel şeylere vesile olacaklar diye düşünüyorum. Mehmet Alioğlu da yaşadıklarını herkese anlattığını söylüyor. Sadece Uludağ ailesinin başından geçenler değil, Türkiye'deki yüz binlerce masum insanın hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor. Şu an Türkiye'deki insanların durumunu tam anlamıyla anlayamam. Ama az çok ifade edebilecek olursam gerçekten çok zor durumdalar. Tam bir soykırım. Bir zümreye, bir gruba devletin vermiş olduğu tüm imkanlarla bir saldırı var. Genç, yaşlı, hasta, kadın, erkek demeden hepsini hem işkence yaptılar hem de şu anda cezaevinde 10 binden fazla kadın ve 740'tan fazla bebek var. Yani bu dünyanın şu dönemde hiçbir yerinde yok. Mehmet Ali Uludağ'ın zulüm, baskı ve hukuksuzluklarla dolu bu döneme ilişkin sözleri ise çok çarpıcı. Tüm mağdurların sabretmesini ama asla durmamasını istiyor. Zulme sessiz kalanlara ise dilsiz şeytan olmayın çağrısı yapıyor. Bir de şunu yapmayalım. İşte acıların tarifi yok. Acıların yarışı olmaz. Yani şu anda bir imtihan sürecinden geçiyoruz. Her dönemimiz bir imtihan. Yani biz o şeyden bakalım. Bu şekilde gitmeyecekti demek ki bu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlerim gelecek kitabını bu şekilde herhalde eremezdim ben. Yani yapılacak demek ki çok şeyler var. Yayda gerildiği gibi şu anda gerilme dönemindeyiz. İşte medrese-i Yusufiye diyoruz. Orada bir eğitimden geçiyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Zor biliyorum. Yani aklını helal etsinler. Çok çok zor bir şey. Özellikle ablalarımız yani. Yani hem içeri giriyorlar, içeri girme korkusu var. Eşlerini ziyarete gidiyorlar. O ziyaretlerde neler çekiyorlar? Tacize uğruyorlar. Bir sürü sıkıntıdan geçiyorlar. Çevre baskısı hakeza zaten dayanılmaz boyutta. Ama çok kolay bir söz var. Çok özür diliyorum. Sabredeceğiz. Başka çaremiz yok. Birbirimizi anlayalım. Yunanistan hakeza. Çok zor kardeşlerimiz. Yani şimdi Türkiye'den adımı attığı an orada 6 kat fiyatlar artıyor. Elde yok, avuçta yok. Bu da bir imtihan. İşte bir köşeme çekileyim. Yok kardeşim. Allah seni ve beni köşeye çekilmek için göndermedi buraya. Ben kardeşim ne yapıyorum burada? İşte bir tenkil müzesi şeyi başladı. Tenkil nedir? Tenkil bir zümrenin, bir grubun dışlanması, ötelenmesi, tepelenmesi. Yani kısacası soykırım. Ve bu tenkil müzesinde sergilediğimiz neler var? Gökhan Açıkkollu öğretmenimizin işkence esnasında kırılan gözlüğü var. Çok şey ifade ediyor. Çok şey. Hakeza işkencede tişörtleri yırtılan, kanlar içerisinde bırakılan arkadaşların eşyaları var. O video var. Beni içten geçtikleri video. O eşyaların tamamını verdim ben. Mesela niye verdim? Ben de kalabilirdi. Ama orada ben sadece onunla şey olacaktım. Ama oradan o müzede onlar olduğu sürece gelecek adına onlar tanık olacak. Esma Ulu da 3 çocuğuyla zulümden kaçmak zorunda kaldı. Ya kardeşim biziz ya. Hani yıllardır ödüller verdiniz ya. Mehmet Ali Ulu da, Esma Ulu da. İşte o bu kardeşlerimizin hepsi böyle. Ödüller verdiniz, ödüllendirdiniz. Hırsızlık yapmayan, yolsuzluk yapmayan, çalmayan, çırpmayan, bir kalemin bile hesabını yapan, bir kamuya ait kitabın, defterin, kalemin, kağıdın hesabını yapan bu insanlarız biz. Bunu yap. Zulüm karşısında dilsiz şeytan olmayın. Ama maalesef kimisi korkusundan, kimisi menfaatinden, kimisi de içindeki nefretten dolayı, hasetten dolayı bunu yapıyorlar. Biz ne yapacağız bu süreçte? Elimizden ne geliyorsa bu zulümleri duyurma adına Allah aşkına diyorum,
ne olur. Acımızı gömdük içimize. Onlar inşallah, yani zalim zalimini yaptı. İnşallah şehadet mertebesine yükseldi onlar. Esma Uludağlılar, Halime Gülsular, ne bileyim Gökhan Açıkkollular, Maden ailesi, Akçabay ailesi, Yeni ailesi, Abdurrezzak ailesi. Ya bunlar sayılmak da bitmez yani. Bakın şimdi içeride 100 bin, 10 binlerce kardeşimiz var. Yarın bir gün dediklerinde, geldiklerinde bize kardeşim siz ne yaptınız? Biz orada o kadar zulüm çektik, o kadar işkence gördük. Siz ne yaptınız? Hakeza Esma Uludağlılar, Halime Gülsular ilaçları verilmediği için öldürüldü, şehit edildi bu ablamız. Daha gençliğin baharında bir insan bu. Gökhan hocam, yarın bir gün o gözlüğü suratımıza fırlattığında ben bunun için mi kırıldı benim gözlüğüm? Ben bunun için mi can verdim dediğinde? Esma Uludağ, ben bunun için mi bu videoları çektim gönderdim size dediğinde, bize dediğinde nasıl hesap vereceğiz? Tek isteğim, biz seviyoruz birbirimizi. Kırgınlıklar vesaireler olur, olmayacak. İnsanız sonuçta. Ama hiç amasız, fakatsız. Bizim bir gayemiz var. Rıza-i İlahi. Onun yolundan, Allah'ın izni ve inayetiyle güzel günler gelecek. Ben inanıyorum gerçekten. O şehadete eren insanlar, inşallah onlara karşı da mahcup olmayız.